Animiş Teknoloji'den hepinize merhabalar. Ben Muratcan Safirek. Ücretsiz eğitim videoları yayınlamaya devam ediyoruz. Bugün para kazanabileceğiniz 5 mobil uygulamayı tanıtacağım. Bu uygulamalarından içlerinden bir tanesi var ki meslek haline getirebilirsiniz ve asgari ücrette hatta daha üzerinde paralar kazanabilirsiniz. Bu uygulamalar Android'te de iOS'ta da geçerli. Ben şu anda iPhone'dan çekeceğim videoyu ama Android telefonlarda da bulunuyor. Yani Play Store'dan da App Store'dan da rahatlıkla indirebilirsiniz. Muhtemelen Huawei'den de indirebilirsiniz. Bunun için zaten bir video yapmıştım. Normal Play Store'da bulunup Huawei'nin marketinde bulunmayan uygulamaları indirebileceğiniz ek bir uygulama vardı. Bunun tanıtımını yapmıştım. Onu da kanalda bulabilirsiniz. Videoya geçmeden önce katıl üyelerimize yine teşekkür ederek başlamak için katıl üyelerimizi şöyle bir ekrana vermek istiyorum. Eğer siz de katıl üyemiz olursanız hem daha fazla videoya erişirsiniz hem de her videoda isimlerinizi böyle ekrana yazarız arkadaşlar. Onun dışında ücretsiz eğitim videolarımızdan faydalanmak için kanala abone olup bildirimleri aç kısmından tümünü işaretlediğinizden emin olun ki bir sonraki videomuzda yeni videolar paylaştığımızda sizlere de bildirim gelebilsin ve kaçırmayın arkadaşlar. O zaman hadi gelin videoya geçelim. Şu şekilde telefon ekranımıza geçtik arkadaşlar. Birinci uygulamamız Kunduz. Bunu daha önceden duymuş olabilirsiniz. Bu kanalda ilk defa tanıtıyorum. Kunduz başkalarının sorularını çözerek, ödevlerini yaparak, derslerde onlara yardımcı olarak para kazanabileceğiniz bir uygulama. Bunun için öğretmen olmanız şart değil. Yani öğretmen olmasanız bile o branşta yetkiliyseniz, yani bilginize güveniyorsanız yapabilirsiniz arkadaşlar bu işi. Bu ne gibi branş olabilir? Ne bileyim, mesela siz liseye geçmişsinizdir. Ortaokuldakilerin matematik sorularını çözümüne yardımcı olursunuz. Ya da siz mesela üniversiteye geçmişsinizdir ya da İşte matematiğiniz iyidir, lisede olabilirsiniz. Yine diğer liselilere yardım etmek isteyebilirsiniz. Veya gerçekten öğretmensinizdir. Yine burada ekstra insanların sorularını çözerek para kazanmayı tercih edebilirsiniz. Şimdi bu Kunduz'da şöyle bir işlem şu şekilde oluşturuluyor. Şu an ekranda gördüğünüz gibi birinci aşama hesap oluşturmak. Bir hesap oluşturuyorsunuz normal. Bir hesap yani her yerde nasıl hesap oluşturuluyorsa Kunduz'da da öyle. İkincisinde de hesabı oluştururken yetkin olduğunuz konuları seçiyorsunuz. Dersleri seçiyorsunuz. Mesela ben burada İngilizceyi seçtim. İngilizce yetkinliği seçtikten sonra ikinci adımda yeterlilik testi çözmeniz gerekiyor. Yani gerçekten İngilizce'de yetkin misiniz? Ya da siz mesela diyelim matematik, ortaokul matematik seçtiniz. Ya da işte lise matematik. O alanda yetkin misiniz? Ona bakıyor. Mutlaka içlerinizde işte tarihe ilgisi olan, tarihi iyi bilen, matematiği iyi bilen. Yani mutlaka bunu izleyenlerim belli branşlarda başarılı olduğunuza inanıyorum. O branşı seçtikten sonra bir yeterlilik testi çözüyorsunuz. Eğer gerçekten yeterliyseniz okey. Üçüncüsünde de örnek soru çözümlerini incelemenizi istiyor. Yani diyor ki bundan sonra sana gelecek soruları bu şekilde çözeceksin. Bu şekilde örneklerini gösteriyor. Bunu da inceledikten sonra bir soru çözüm testine sokuyor sizi. Ben bu aşamaya kadar geldim. Burada üşendim. Devamını yapmadım çünkü. Bu uygulamayı ben zaten yıllardır biliyorum. Hani popüler bir uygulama, kullanılıyor. İnsanlar para kazanılıyor. Sizlere tanıtmak istedim ama kendim şu anda aktif olarak şu an için kullanmayacağım ama belki denemek için sizlere ileride ne kadar para kazandığımı göstermek için kullanırım ama normal şartlarda bu uygulamayı kullanmaya ihtiyacım yok. O yüzden ben buradan ilerlemedim ama 4. adımda da zaten yeterliliğinizi 2. adımda kanıtlamış oluyorsunuz. 3. adımda da örnek soru çözümlerini inceledikten sonra 4. adımda sizden birkaç soru çözmenizi istiyor. Toplam 3 soru çözmenizi istiyor. Bu arada yeterlilik testi zor bir şey değil. 3 soru soruyorlar sadece. 10 dakika süreniz oluyor. Ben yani 15-20 saniyede 3 soruyu tak 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 geçtim yani. Hızlı bir şekilde cevapladım. Zor değil yani. Hani o yeterlilik sınavı da çok üst düzey bir şey değil zaten. Yani belirttiğim gibi hani profesör olmanızı beklemiyor. Onu da açtıktan sonra akademik yeterlilik hakkında bilgilerini paylaş diyor. Burada da hani mesela ben İngilizce ile alakalı sertifikalarımı paylaşabilirim. İşte birçok eğitim aldım. C1 seviye sertifikam vesaire var. Bunları buraya yükleyeceğim. Siz de kendi eğitiminize dair bilgi ekleyebilirsiniz. Yani örneğin yine üniversiteden işte X bölümünden mezunsunuzdur. Onu oraya eklersiniz ve o bölümle alakalı sorular çözersiniz. Ya da işte lise mezunusunuzdur ya da bir şeysinizdir. Ortaokul sorularını gayet rahatlıkla çözebileceğiniz için bu akademik bilgileri buraya girmeniz gerekiyor. Bunu da yaptıktan sonra artık insanların sorularını çözüp para kazanmaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu birinci uygulamamızdı. İkinci uygulamamız Inpaka. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi bu uygulamayı gerçekten meslek haline getirip bu uygulamadan para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Yani geçiminizi sağlayabilir. Asgari ücret, hatta daha çok çalışırsanız, kendinize güveniyorsanız daha da üzerine çıkabilirsiniz. Peki ne var bu Inpaka'nın içinde? Hemen açıyorum ve gösteriyorum. Inpaka'da aslında buradaki görevleri mutlaka real hayatta karşınıza çıkmıştır. Yani bu görevleri tamamlayan insanlar çıkmıştır. Mesela bakın. İlk başta Digiturk var, Türk Telekom var, D-Smart var, bir sürü marka var. Mesela diyelim ki Digiturk. Diyor ki müşteri kendisine uygun Digiturk ve internet paketlerinden birini almayı kabul eder ve kurulumunu tamamlarsa 250 TL kazanırsınız. Paketler de burada. Mesela 16 megabit sınırsız internet, dizi film paketi 150 TL ay, 12 ay taahhüt. Mesela burada farklı şeyler var. 100 megabit var, çeşitli fiyatlar var.
yapmanız gereken tek şey insanları bu paketleri almaya ikna etmek. Şimdi bu noktada diyeceksin ya tek şey dediğin şey kolay bir şey değil. Evet, kolay bir şey değil ama eğer bu konuda yetenekli olduğunuzu düşünüyorsanız, yani bunu her yerden yapabilirsiniz. Arkadaşınızı da, örneğin bir arkadaşınız internet bağlatmak istiyor ve size sordu. Hemen buradan onun adını, soyadını, telefon numarasını yazıyorsunuz. Ona da diyorsunuz ki bak şöyle bir internet var, bağlatabilirsin. O okey veriyor. Adını, soyadını, telefon numarasını yazıyorsunuz ve onu arıyorlar. Paketi istiyor musunuz? İstiyorsunuz. Bağlatıyor ve siz bu şekilde 250 TL kazanmış oluyorsunuz. Bunu tanıdıklar yapmak zorunda değilsiniz. Sokaktan insan çevirebilirsiniz. Kapı kapı gezebilirsiniz. Mutlaka kapınıza bu tarz bir şey satmak için gelmişlerdir. Ya da sokakta sizi çevirip bu tarz bir şey satmaya çalışmışlardır. Neden siz yapamayasınız ki? Ve şöyle düşünün. 250 TL gibi bir ücreti var. Yani günde 1 saat, 2 saat böyle sokakta ya da kapı kapı dolaşıp insanlara bunu sorsanız ve sadece bir kişiye satsanız aylığa vurduğunuzda 7500 TL yapıyor. Yani asgari ücretin üzerinde para yapıyor. Hadi diyelim bir gün çalışmayın. Hani askeri çalışma koşulları. O zaman tam asgari ücret yapıyor. Yani haftada 6 gün, günde 2-3 saat çalışarak bunu yapabilirsiniz. Belki de siz çok daha ikna edici bir insansınızdır. Belki de yarım saatte bir kişiye satacaksınız. Bu da 3 saatlik çalışmada günde 6 kişiye satacaksınız. Bilemem. Ya da bir gün hiç satamayacaksınız. İkinci gün 3 kişiye, dördüncü gün 5 kişiye, beşinci gün işte hiç satamayacaksınız. Ama ortalamaya vurduğunuzda ayda 30 kişiye satsanız dediğim gibi 7500 TL gibi bir ücret elde etmiş oluyorsunuz. Bunun dışında tabii ki herkes Digiturk paketleri almak istemeyebilir. Burada farklı markalar da var. Mesela Telekomat.net varmış. Bunu ilk defa duyuyorum bu arada. Bunu satabilirseniz mesela burada daha ucuz paketler var. 109 liraya internet var. Mesela hiç interneti olmayan birine 109 liraya paket satabilirsiniz. Ya da Fiber 1000 megabit internet 915 TL'ye hani Fiber kullanmak isteyen insanlara satabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında burada Turkcell Superbox ya da Superonline var. Superonline zaten satması çok daha kolay olacaktır. Çok daha bilindik ve tercih edilen bir marka olduğu için, yani Turkcell. Zaten kalitesini biliyoruz hepimiz. Bunu belki daha kolay satabilirsin. Ama bunda da aldığın ücret 60 TL. Yani satması kolay ama aldığın ücret 60 TL. Ki buradaki paketlere bakıyorum. 35 megabit paketi sadece 140 TL'ymiş. Gerçekten iyi bir fiyat. Bence bunu çok rahatlıkla satabilirsiniz. Ve yine bunun da 95 TL'ye bir interneti varmış. Gerçekten Turkcell Super Online'ını çok kolay bir şekilde satabileceğinizi düşünüyorum. Onun dışında bakalım Superbox kampanyasına. Superbox satmak biraz zor olabilir çünkü çok pahalı ama yine de ilgilisine, evine altyapı gitmeyen insanlara Superbox satmayı deneyebilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında GSM de satabiliyor musunuz? Bakın paket de satabiliyorsunuz. Yani sadece ev interneti değil, telefon paketi olarak da satabiliyorsunuz faturalı bir şekilde. Bu arada yine sistem olarak satım yapmıyorsunuz. O kişiyi ikna ediyorsunuz. Yani o kişiyi şöyle anlaşacaksınız. Diyeceksin ki böyle böyle bir paket var, ister misin? O ikna olursa, evet derse, tamam diyeceksin, ben buraya kaydını alıyorum. İşlemlerin devamı için sizi arayacaklar diyeceksin ve onu arayacaklar. Eğer gerçekten de internetini, paketini bağlatırsa sen bu uygulamadan para kazanmış olacaksın arkadaşlar. Dediğim gibi bunu meslek haline getirip yapan çok fazla insan var. Buna mutlaka siz de denk gelmişsinizdir. Siz denk gelmediyseniz bir arkadaşınız denk gelmiştir ama yabancı olduğunuz bir şey değildir diye tahmin ediyorum. Yorumlara yazın yani böyle bir şeye denk geldiniz mi ya da böyle bir iş yaptınız mı daha önce. Ama bana göre gerçekten özellikle gençler için meslek haline getirilebilecek bir olay ve hani bunu yaptıkça aslında İkna ve satış yeteneğinizi de geliştirdiğiniz için ilerleyen zamanlarda çok daha fazla para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Belki farklı işlere geçersiniz ve burada öğrendiğiniz satış teknikleri, burada öğrendiğiniz tecrübeler ve özgüveninizi geliştirmeniz sizlere çok daha büyük kazançlar da sağlayabilir. O yüzden ben her zaman bu tarz işleri insanlara tavsiye etmişimdir. Yine çok yakın bir arkadaşım diş macunu da sattı. İşte müşteri temsilcisi olup yine bu tarz paketleri arayarak da insanlara sattı ve ben böyle onu gururla izledim. Çünkü ya kapı kapı gezip diş macunu sattı ve dedim ki sen bunu bugün yapıyorsan ileride senin yapamayacağın bir şey yok yani satış konusunda. O yüzden Impaka gerçekten iyi bir uygulama. Bunların linklerini açıklama kısmında bulabileceksiniz bu arada. Android için de, iPhone ya da iOS için, işletim sistemleri için de linklerini aşağıya bırakacağım. İndirip kullanmaya başlayabilirsiniz. Üçüncü platformumuz YeeSense. YeeSense'i ben ilk defa tanıtmıyorum kanalda ama daha önce hep web sitesini tanıttım. Yani bilgisayar üzerinden açıp YeeSense.com'a girip oradan para kazanıyorduk. YeeSense'in bir de mobil uygulaması var. İlk defa mobil uygulamasını da burada göstermiş olacağım. YeeSense bir anket doldurarak para kazanma platformu. Farklı seçenekler de var aslında para kazanmak için. Mobilde birkaçı eksik ama anket doldurma özelliği mobilde açık. Şimdi YeeSense'i indirdiğinizde bu arada benim de şu anda ekranda görebiliyorsunuz. $11'ım YeeSense'de birikmiş. Ben bunu şu anda çekebiliyorum. Minimum $10 olduktan sonra çekim yapabiliyorum arkadaşlar. Hatta pardon, $5'lık çekimler vardı sanıyorum. Birazdan çekim seçeneklerine beraber bakacağız. Bu arada dediğim gibi YeeSense aslında anket doldurarak para kazanabileceğimiz bir platform. YeeSense'e ilk üye olduğunuzda bir kilit anketi oluyor. 0.20
dolarlık. Kilit anketini çözdükten sonra daha fazla anket görüntüleyebiliyorsunuz. Yani uygulamaya ilk girdiğinizde sadece bir tane anket göreceksiniz. O yüzden demeyin neden bir tane var. Onu çözdükten sonra diğer anketlerin kilidi açılıyor. O da zaten çözerken 0.20 dolar size ücret ödüyor ki çok hızlı bir şekilde çözebileceğiniz bir anket arkadaşlar. Onun dışında o anketi çözdükten sonra yine 0.80 dolarlık, 0.60 dolarlık, 1 dolarlık, 1.5 dolarlık çeşitli anketler oluyor arkadaşlar. Bu anketleri çözdükçe para kazanabiliyorsunuz. Bilgisayar versiyonunda, yani daha doğrusu tarayıcı tabanlı versiyonunda farklı görevler de var. İşte şu uygulamayı indir, şu kadar dolar kazan gibi. Onlar bir tık daha karlı olabiliyor ama tabii ki o görevlerin yanında da anket çözerek daha karlılığınızı arttırabiliyorsunuz. Mobil uygulamasında şu an için sadece anket çözme ve referansla para kazanma gibi özellikler var. Şu an cash out kısmına tıklayamadım, bir kastı. Normalde buraya tıklanıyordu ama ben size söyleyeyim, daha önceden de kullandığım için biliyorum. Çeşitli ödeme yöntemleri var. Örneğin Payoneer'den alabiliyorsunuz ki ben Payoneer'den ödeme almanızı tavsiye ederim. Zaten Türkiye'de alabileceğiniz tek yöntem Payoneer. Onun dışında PayPal var. Hani içlerinizde bir şekilde PayPal kullanabilen varsa PayPal'dan da ödeme alabilirsiniz. PayPal'ın yanında Amazon kredisi olarak ödeme alabiliyorsunuz. Yani aldığınız krediyi Amazon.com'da harcayabiliyorsunuz. Amazon ve PayPal'la ödeme aldığınızda 5 dolar gibi bir çekim limiti varken Payoneer'de 10 dolar limit vardı diye hatırlıyorum. Şu an cash out'a tıklayamadığım için emin olamadım ama sizler de bunu kontrol edebilirsiniz. Ama 10 dolar değilse 20 ya da 25 dolar olabilir. Payoneer'den emin olamadım. Ama maksimum 25 dolardı limit. Onu net olarak hatırlıyorum. Onun dışında Payoneer'i bilmiyorsanız, ya Payoneer nedir, nasıl kullanılır, bununla alakalı daha önce bir video çekmiştim kanalda. Bunu YouTube arama kısmına hanimiş Payoneer yazarsanız muhtemelen bulabilirsiniz. Sadece Payoneer yazsanız da gerçi ilk sırada benim videom çıkıyor ama hani direkt olarak benim videomu görmek için araya başka videolar karışmasın diye düşünürseniz direkt hanimiş Payoneer yazarsanız videoyu görürsünüz. Orada ben Payoneer'in kullanımını anlattım. Zaten Payoneer tamamen ücretsiz bir platform. Daha doğrusu ücretli özellikleri var ama hani normal üye olduğunuzda falan bir ücret ödemeniz gerekmiyor. Ve daha sonra ödemenizi Payoneer'e aldıktan sonra da banka hesaplarınıza çekim yapabiliyorsunuz. Yani bildiğiniz TL banka hesaplarına çekim yapabiliyorsunuz. Payoneer'de bir sıkıntı yaşamazsınız. Çok uzun zamandır kullanıyorum. Ve bu şekilde YeeSense'de böyle bir uygulamaydı. Yine YeeSense'in diğer esas tam videosunu isterseniz açıklama kısmından gidip bulabilirsiniz. Orada ben YeeSense'in tüm özelliklerini baştan sona anlattım. Detaylı olarak incelemiş olursunuz arkadaşlar. Dördüncü sırada çek kazan var. Çek kazanda ise TL olarak, yani para kazanmak değil de aslında harcayabileceğiniz kuponlar kazanıyorsunuz. Onu da şöyle göstereyim. Çek kazanda şöyle bir şey var arkadaşlar. Bunu da daha önceden buna benzer uygulamalar tanıtmıştım. Mesela şöyle uygun tanıdık bir marka görelim. Ne var mesela? Mesela diyor ki Fiş fatura veya e-arşiv üzerinden 250 TL ve üzeri L'Oreal Paris, Maybelline New York ve Garnier ürünleri alımına 50 TL değerinde DNR hediye çeki. Şimdi burada aslında yapmanız gereken şey, diyelim ki bir alışveriş yapacaksınız L'Oreal Paris'ten ya da işte Nesquik alacaksınız. Ne diyor? Her 50 TL ve katları Nesquik toz ve Nesquik süt ürünleri alımına 50 TL değerinde DNR hediye çeki. Bence çok kazançlı. 50 TL Nesquik alıyorsun, 50 TL'nin de DNR kodu alıyorsun. Diyeceksin ki benim Nesquik'e ihtiyacım yok. Belki bir arkadaşın Nesquik alacak. Onun aldığı Nesquik'le belki onun fişiyle DNR hediye çeki alabilirsin. Yani aslında burada 50 TL harcayarak 50 TL daha kazanmış oluyorsun. Yani 50 TL harcayarak 100 TL'lik ürün almış oluyorsun bu uygulama sayesinde. Şöyle bakalım, farklı şeyler de var. Mesela Unibaby'den seçili ürünlerde, seçili ürünleri aldığında yine 50 TL Trendyol çeki alıp Trendyol'da harcayabiliyorsun. Bunun gibi çeşitli kampanyalar var arkadaşlar. Bunları biraz kurcalayabilirsiniz. Bunu da harita kısmına tıklayarak size yakın bölgelerde mesela neler varmış. Şu an bakıyorum. Eskişehir'de fazla kampanya yok. O yüzden farklı yerlere gideceğim. Aa, varmış bak, Çağdaş varmış. Mesela Çağdaş Market Eskişehir'de böyle Migros kadar yakın bir market. Çağdaş'la alakalı bir görev varmış. Çağdaş'tan First veya Falım alırsan 20 TL Opet yakıtı kazanmış oluyorsun. Mesela bakıyorum, Gratis'ten kampanya varmış. Yine bu L'Oreal Paris kampanyasıydı. Özlek yine Eskişehir'de popüler bir AVM. Nesquik kampanyası orada varmış. Biraz bakıyorum, farklı şehirlere gidebilirim. Şöyle biraz büyüteceğim. Mesela Bozüyük tarafına bakıyorum, ne var? Mesela Sultan varmış. Yine Sultan markasından daha farklı kampanyalar var. Şuraya bakıyorum biraz, Bursa'ya bakıyorum. Bursa'da da biraz daha yaklaşacağım. Furpa'da bir kampanya varmış. Orada da işte açıklamasını yapmış. İşte siz de kendi, mesela Bizim Marketi'nin bir kampanyası varmış. Gördüğünüz gibi. Siz de kendi haritanızdan size yakın kampanyaları görüntüleyip buralardan para kazanç elde edebilirsiniz arkadaşlar. Gelelim 5. uygulamaya. 5. uygulamayı tanıtmadan en baştan söyleyeyim. 5. uygulamayı arkadaşlar kullanabilirsiniz. Fakat sadece
PayPal ile ödeme yapıyor. Yani bundan önce tanıttıklarımın hepsinin Türkiye'ye ödemesi vardı ama 5.'si sadece PayPal'a ödeme yapıyor. Bu yüzden eğer PayPal kullanmanın bir yolunu bulamadıysanız, PayPal'a ödeme alamıyorsanız bunu yani kullanmanız bir işe yaramayabilir. Diyeceksin kullanırsam nasıl ödeme alacağım? Bunun için çeşitli forumlarda PayPal bozumlar var arkadaşlar. Yani şöyle, sen bu uygulamayı kullanıyorsun diyelim ki, bu uygulamada 20 doların birikiyor. 20 doların biriktikten sonra senin bir PayPal hesabın olmadığı için bir Türk'le anlaşıyorsun, PayPal hesabı olan bir Türk. Bu arada diyeceksin ben açamıyorum, onlar nasıl açıyor? Çeşitli yöntemler var. Bunların en bilindik yöntemlerinden birisi İngiltere'de, Amerika'da bir şirketinin olması. İngiltere'de, Amerika'da şirket kurmak bu arada çok maliyetli bir şey değil. Yani ticaret yapan insanlar orada şirketlerini kuruyorlar ve kurdukları şirketin adıyla PayPal hesabı açıyorlar. Siz de diyorsunuz ki 20 doları senin PayPal hesabına çekeyim. İşte orada bir komisyon alıyor adam. Diyelim ki 2 dolar komisyon, anlaşmanıza bağlı. Adam sana 18 doları geri ödüyor. Yani 20 dolar ona gönderiyorsun. Bu uygulama sayesinde 18 dolarını sana geri ödüyor. Ama ben bunlarla uğraşmam diyorsanız hiç bu uygulamaya bakmayın. Ben yine de sizlere tanıtacağım. Çünkü bu da yine anket doldurarak para kazanabileceğiniz gayet de kazançlı bir uygulama. Aynı YeSense gibi burada da çeşitli anketler var ve anketlerin süresi de gördüğünüz gibi 10 dakika, 3 dakika. Mesela 3 dakikada 0.20 dolar kazanabiliyorsunuz. 0.20 dolar ne yapıyor? 4 lira gibi bir şey yapıyor. Kurdan düş 3.80 lira gibi bir şey yapıyor. 3 dakikada 4 lira kazanmış oluyorsunuz. Tabii ki burada fiyatlar ve anket süreleri değişken olabiliyor. Bunları doldurdukça gelen, mesela benim şu anda 0.20 dolarım varmış. Ben burada çok hızlı bir anket doldurmuştum. Yani böyle 30-40 saniyede bu parayı kazanmıştım. Yani 30-40 saniyede 4 lira kazanmak bence gayet kazanmış. Parayı biriktirdikten sonra minimum 10 dolar biriktikten sonra dediğim gibi PayPal'a hızlı bir şekilde çekim yapabiliyorsunuz. Aslında minimum çekim tutarı da gayet düşük. Yani 10 dolar çok düşük bir ücret. 10 doları çok rahatlıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında dediğim gibi 10 dolar yaptıktan sonra bir aracı bulup çekebilirsiniz. Ya da bir şekilde PayPal hesabı kullanabiliyorsanız kendi hesabınıza çekersiniz arkadaşlar. O zaman bu videodan bu kadar olsun. Bu videonun sonuna gelmiş olalım. Daha fazla bu tarz videolardan faydalanmak istiyorsanız hemen kanala ücretsiz abone olup bildirimleri aç kısmından tüm işaretlemeyi unutmayın. Bu videoyla, bu konuyla alakalı, internetten para kazanmayla alakalı sormak istediğiniz sorular ya da aklınıza takılan işte videoda beğendiğiniz noktalar vesaire, bunları yorumlara yazabilirsiniz. Hepsini okuyup cevaplayacağım. Onun dışında kişisel hayatımı Instagram Muratcan Safyörek adresinden de takip edebilirsiniz. Katıl üyemiz olarak bir sonraki videoda isminin duyurulmasını ve aynı zamanda premium daha fazla videoya erişmeyi sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda da tabii ki kanala destek olmuş oluyorsunuz. O zaman videonun sonuna gelmiş olalım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.